Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a nasıl bir güvenle, nasıl bir tevekkülü vardı, nasıl bir güveni vardı? Tevekkül, akıl ve vicdanın ilhamına uyarak bütün çabaları ve girişimleri tehdit eden en olumsuz şartlara rağmen sarf edilen gayretin neticesini Allah'ın lütuf ve inayetine havale etmektir. Sebepleri işleyip, sebepleri işledikten sonra Rabbimize güvenmek, Rabbimize dayanmak, onun havl ve kuvvetine dayanmak, ondan medet ummak, ondan yardım ummak tevekküldür. Bugün insanlar tevekkül yanlış anlıyorlar. Yanlış anladıkları için de zaman zaman bir kısım sıkıntılar, bir kısım hadiseler başlarına geliyor Müslümanların. Nedir tevekkül? Sebepler işleyecek ve ondan sonra da sağlıklı bir şekilde Rabbimize dayanıp güvenecek. Allah böyle istiyor. Tevekkülü böyle istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her seferinde, her yapmış olduğu işte sebepleri en zirve noktada işlemiştir. Mesela Uhud Savaşı'na çıkarken iki tane zırh giymiştir. Düşman çünkü çok kuvvetli. Üç katı düşman var. Bunlara karşı kahramanlık edeyim ben dememiş, sebepleri mutlaka işlemiş, yerine getirmiştir. Gerek savaşlarda, gerek farklı işlerde, gerek dünyevi işlerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam sebepleri işlemeyi katiyen bir kenara koymamış ve sebepleri işleyerek hareket etmiştir. Bir keresinde Kureyş Mekke'de toplanarak Kabe'ye girdiği takdirde peygamberimizi öldürmeye karar vermişler. Böyle bir karar almışlar. Efendimizin biricik kızı Fatıma validemiz Efendimiz'e suikast yapacaklarını haber almış ve Efendimiz'e haber veriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biricik kızını teselli ettikten sonra abdest almak için su hazırlamasını istiyor. Abdestini alarak Kabe'ye gidiyor Efendimiz. Efendimiz'i öldürmeye karar verenler Efendimiz'i görünce gözlerini yere indirmek mecburiyetine kalıyorlar. Başlarını önüne eğiyorlar. Efendimiz'in bu kararlılığı, Allah'a tevekkülü, Allah'a güvenmesi onları yapacakları işten Allah onları vazgeçiriyor. Yani kararlı olmak demek ki bir şeye inanıyorsa bir insan o noktada kararlı olması gerekiyor. Bir diğer husus Efendimiz'in Muhammedül Emin olmasının en büyük alametidir. Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret ederken bir kısım müşriklerin de çok değerli malları Efendimiz'e bulunuyordu. Mekke'nin ileri gelenleri kabilelerden silah tutan birçok insan Efendimiz'i öldürmek için karar almışlar ve Efendimiz'in evin önünde gelip toplanmışlar. Efendimiz buna rağmen Hazreti Ali'yi yatağında yatırıyor ve şu emanetleri sahiplerine ver diyor. Ve Allah'ın inayetiyle de aralarına çekip gidiyor. Rabbim Efendimiz'i de, Hazreti Ali Efendimiz'i de, Hazreti Bekir Efendimiz'i de koruyor ve muhafaza ediyor. Zaten ayetin de ifadesi Allah seni insanların şerrinden koruyacaktır. Zaman zaman Medine'de Efendimiz'e suikast yapmak isteyenler oldu. Efendimiz'i öldürüp davasını bitirmek isteyenler oldu. Lakin bunda muvaffak olamadılar. Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimize moral motivasyon yaparak vererek dedi ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar beni öldüremezler. Neden? Çünkü Allah beni koruyacaktır. Çünkü Allah ayetiyle peygamberimizi koruma taahhüdü altında bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necid kazasından dönüyor bir örnek. Bir ağacın gölgesinde Efendimiz dinleniyor. Sahabe efendilerimiz zaman zaman böyle durumlarda Efendimiz'e nöbet tutarlardı. Efendimiz'i koruma adına nöbet tutarlardı. Fakat çok yorgun olduğundan dolayı herkes demek ki o anda uyumuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcı da ağacın dalında asılıymış. Oradan geçen bir bedevi bu vaziyetten istifade ederek kılıcı almış. Bundan çekmiş ve peygamberimize hücum ediyor. Peygamberimiz uyanıyor ve bedevinin üzerine yürüdüğünü görüyor. Bedevi diyor ki seni kim kurtaracak benden? Efendimiz silahsız, yanında da kimse yok o anda. Böyle deyince yüksek sesle Allah diye Allah'ın kurtaracağını ifade ediyor. O anda Efendimiz yüksek sesle Allah demesi bedevin elinden kılıcın düşmesine sebep oluyor. Bu sefer Efendimiz kılıcı eline alıyor. Beni senden kim kurtaracak diyor ve orada bir şey diyemiyor. Af diliyor ve Efendimiz onu affediyor. İhtimal ki daha sonra da o kişi Müslüman oluyor. Bir gün yine Efendimiz Aleyhisselam'ı öldürmek kastıyla bekleyen bir adam yakalanıyor. Efendimiz'in huzuruna getiriyor. Efendimiz onun tahliye edilmesini emrediyor. Bırakın diyor onu. Beni öldürmek istese de diyor beni öldüremez. Bu sözlerle az önce ifade ettiğimiz şekilde Allah'ın Efendimiz'i koruduğunu, kolladığını ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'a güvenmesini, tevekkülünün ifade ediyor. Rabbim sebepleri işledikten sonra onun yolunda, onun rızası istikametinde koşarken yanlış yapmayan, sebeplere sıkı sıkı sarılıp çünkü her hayırlı işin muzır manileri olabilir. Bundan dolayı da yapmış olduğumuz işlerde, hayırlı işlerde mutlaka sebeplere riayet etme, dürüst yapma, doğru yapma hususunda hassas olmamız lazım. Ondan sonra da tevekkül edip insanın başına bir iş gelse de o noktada Allah'tan şikayetçi olmayacak. O da kaderin bir cilvesi, kaderin bir remzi olarak karşımıza çıkar. Rabbim
rızasından ayırmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Rabbimizi nasıl seviyorsa Efendimiz bizim de öyle sevmemizi, Rabbimize nasıl korkuyorsa öyle korkmamızı, Rabbimize nasıl tevekkül edilmesi gerekiyorsa Kur'an'ın ve sünnetin bu husustaki emri, bu husustaki tavsiyesi ne istikametteyse bizlere bunları yaşat. Hakiki tevekkül etmeyi, hakiki Allah'a sığınmayı nasip eyle. Rabbim şer insanlardan bütün dinleyicilerimizi, bütün dostlarımızı, bütün sevenlerimizi muhafaza eylesin. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.